Hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Şiba ile karşınızdayım. Şöyle genel anlamda bir değerlendirip bir de yakımlar hakkında konuşup inşallah videoyu bitireceğiz zaten. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Dilerseniz abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok memnun olurum. Haricinde Şiba videolarının devamı için de videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Şiba'da dün itibariyle son 24 saatte 297 milyonluk bir Şiba yakımı gerçekleşti arkadaşlar. Biliyorsunuz bu konuda ara ara yakımlardan bahsediyorum. 24 saatte 297 milyon Şiba yandı. Ki bu çok güzel bir yakım. Üzerine şu an uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü öncesinde çok fazla anlattık. Daha öncelerde yani Şiba yakım partileri adı verilen etkinliklerde bile arkadaşlar böyle milyonluk yakımlar gelirken tek partide her gün Shiba'nın 300 milyonluk yakımı rutine bağlaması aslında uzun vadede iyi demiyorum muazzam hareketleri Shiba'da bizim karşımıza çıkarıyor. Her zaman şunu da belirtiyorum. Bunlar arkadaşlar manuel yakımlar değil. Yani nasıl diyeyim size daha yetkililerin yakacağı, proje adamlarının yakacağı arkadaşlar manuel yakımlar mevcut ki bu yakımlar kesinlikle ama kesinlikle boğada gerçekleşecek ve gerçekleşmeli. Boğada gerçekleşmeli. Yani adam şu an tutup milyarlık işte yüz küsür milyarlık trilyonluk yakım yapamaz arkadaşlar. Yapması da çok yanlış olur. Bu hareketler boğada gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani yılın sonuna doğru bu büyük yakımı özellikle Shiba'da bekliyoruz. Yıl sonundaki piyasada açılmayla manuel yakımlarda gelecektir. Ki bu şekilde arkadaşlar yakımların devamı aslında uzun vadede çok güzel hareketlerin kesinlikle yolunu açtığını düşünüyorum. Adamlar biliyorsunuz 111 trilyon yıllık yakımdan söz ettiler ki böyle bir durumda da aslında yıllar içerisinde arkadaşlar 1 sent gibi ATH değerlerini görebileceğimizi söyleyebiliriz. Durumlar böyle genel olarak. Şimdi genel anlamda kısa vade hareketlerine bir bakalım ne var ne yok diye. Bir kere yükselişe rağmen bakın şu anda düşüşte. Bitcoin tarafında da bak Fed faiz kararını verdikten sonra arkadaşlar hareketlenmeler geldi. Dominans da hafif kırıldı. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bitcoin hala yön yukarı yapmadı. Şimdi bu şartlar altında yani Bitcoin'in buralarda debelendiği halde arkadaşlar tabiri caizse Shiba tarafında arkadaşlar altı pozisyonlarının ihtimali hala çok yüksek. Yani burada Bitcoin tarafından bir sürpriz gelmezse, yön yukarı bir sürpriz gelmezse ki o sürprizi önümüzdeki günlerde beklemiyoruz ne yazık ki. Shiba tarafında bu kırmızı yeşil mumlarla iki geri bir ileri tarzında devam ederek altı pozisyonlarına Shiba'nın ulaşma ihtimali oldukça yüksek sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kısa vade için bunu söyleyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.